Türkiye'ye karşı silah ambargosu kalktı. Yunan asıllı sayın Amerikan Kongre üyelerine soruyorum. Büyük Yunanistan davasına hizmet etmek yemini bu mudur? Elimizden geleni yaptık. Haşhaş ekimiyle ilgili maddeyi bile karar metnine sokmak bizim için çok zor oldu. Bir önerim var. Türklerin haşhaş ekimini kontrol edemediklerini ispatlayabilirsek, yeni bir ambargo kararı alabiliriz. Elimizdeki raporlarda Türkiye'de ekimin son derece sıkı kontrol edildiği belirtiliyor. Bu gerçek değil mi? Gerçekler beni ilgilendirmez Sayın Başkan. Dünya ve Amerikan kamuoyunu aldatmak her zamanki gibi gene bizim elimizde. Nasıl? Sahte kaçakçılık olayları yaratarak. Bu amaçla yeterli miktarda eroini Türkiye'ye sokmuş bulunuyorum. Şimdi izin verirseniz planımın ayrıntılarını açıklayayım. Bill McLaren, Yunan asıllı CIA ajanlarından biri. Ve yardımcısı Thomas Forbes. İkisinin de İstanbul Narkotik Bürosu'na uzman olarak atanmalarını sağladım. Görevleri, Türkiye'ye sokmuş bulunduğumuz eroinle kaçakçılık olayları yaratmak ve basın aracılığıyla dünya kamuoyuna teşhir etmek. Kristina Livanos, İstanbul'da doğmuş Rum asıllı dansöz. Eroine müşteri bulmak ve ajanlar arası bağlantıları sağlamakla görevli. Harekete geçmek için sayın örgüt üyelerinin kararlarını bekliyorum. Oya koyuyorum. Mr. Kozmas'ın planını kabul edenler ellerini kaldırsın. Sağ olun. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Her şey Büyük Yunanistan için. Baylar, size yeni şube başkanınız Mr. Bill McLaren'i ve yardımcısı, yakın dövüş ve karate uzmanı Thomas Formas'ı tanıtıyorum. Bill McLaren ve Thomas Formas, Türk-Amerikan işbirliği sonucu ülkemizde bulunuyorlar. Şimdi sizleri daha iyi tanışabilmeniz için baş başa bırakıyorum. Oturun rica ederim. Türkçeyi bu kadar iyi konuştuğuma şaşmayın. Yardımcım da ben de uzun yıllar Ankara'da Amerikan askeri yardım heyetinde çalıştık. Önce yakın tabanca atışlarıyla çalışmalara başlayabiliriz. Fena değil. Hiç de fena değil. Çalışmalarımızın sonunda daha da iyi olacak elbette. Sizi bekliyoruz. Bu gösteriye benim de katılmam şart mı? Evet, lütfen acele edin biraz. Bu mesafeden çok iyi bir netice. Kutlarım bayi. Metin. Metin bey, benimle bir yarışa var mısınız? Uzak mesafeden hareketli hedeflere kronometre tutarak yarışacağız. 5 saniyede 4 hedef. Ne dersiniz? Yoksa sizin için çok mu süratli olur? Yok canım. Bir deneriz. Ölüm yok ya ucunda. Toma, kronometreyi sen tut. Hedefi hazırlayın. Tamam. Beş saniye 4 hedef. Çok süratli. Sizi Türkiye'ye yollayacaklarına başkanın özel muhafızlığına atamalıydılar. Başkanın muhafızları 5 hedefi 4 saniyede vurmak zorundadırlar Metin bey. Vay canına, müthiş bir şey bu. Hazırım. Üç saniye, 5 hedef. Olmaz böyle şey. Ama oldu. Başkanın muhafızlarından da hızlıymış bizim Metin. Aşk olsun. Büyük başarı, kutlarım. Silaha da, size de diyecek yok. Yok canım, denk geldi işte. Bizim sizle boy ölçüşmek ne haddimize. Ha? Seni gibi. Hop, gel bakalım şimdi. Hop.
Aferin! Pam 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 pam! Şimşek misin yoksa yıldırım mısın be mübarek? Salak heriflerin ağzı bir karış açık kaldı. Bilmezler ki Ringo bile sidik yarıştıramaz bizimkiyle. Engin amca ne olursun tabancanı bir kere gösterir misin bana? Bin kere gördüğün silah oğlum, rahat bırak Metin amcanı. Ne olursun Metin amca bir kere göreyim onu ne olur. Metin amca, bu tabancayla canın isterse bütün kovboyları öldürürsün, değil mi? Elbette, sen bile öldürürsün istersen. Çek bakalım arkadaşım, kutlayalım bunu. Aslında hiç tadım yok. Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor. Zorla değil ya. Koskoca Amerikanya'nın başkanı bizim raporlarımıza güvenip de kongreye hesap verecek değil ya. Elbette başımıza bir adamını yollayacak. Başka ne bekliyordun? Beklenecek çok şey var arkadaşım. Yemek hazır beyler, hadi buyurun. Hadi gel bakalım aslan parçası. Kurul bakalım baş köşeye şöyle. Bu çorbayı kimse senin gibi pişiremez yengeciğim. Ellerine sağlık. Daha iyi yemek pişiren bir kız arkadaşım var benim. Gene başlama anne! Kaç defa Metin amcam evlenmek istemediğini söyledi sana! Buyurun efendim. Yabancı iş ortağını sizinle görüşmek istiyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurmaz mısınız? Lütfen şöyle oturun. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Çekinmenize gerek yok efendim, Kemal yabancı değil. Size gönderdiğim malı ne yaptınız? Kararlaştırdığımız gibi her şey hazır. Büyük bir kısmı ampullerin içine dolduruldu efendim. Buyurun. Güzel. Güzel ya! Bunun gibi tam 6000 ampul daha var depoda. Gerisini Kristina vasıtasıyla piyasaya sürdük. Şimdi Sansar Hasan'la Uzun Kenan, ellerine geçen bu malı satmak için müşteri bekliyor. Ülkenizdeki uyuşturucu madde kaçakçılığının kökünü kurutacağım Metin Bey. Bunun şerefine şimdiden içebiliriz. İçelim ama Türkiye'de böyle bir kaçakçılık yok zaten. Var kardeşim. Bak görürsün, sana bunu çok yakında ispat edeceğim. Garson hesap! Buyurun efendim. Vay canına, neredeyse maaşımın yarısı. Çok az kazandığını biliyorum. Senin... Atın silahlarınızı! Dostça bir toplantıya geldiğimizi sanıyorduk biz. Silahsız dostlar ama daha çok severim ben. Tamam patron. Elinizde ne kadar mal varsa hepsini istiyorum. Para peşin, Amerikan doları. Kimsin sen? Parası bol bir alıcı. Nasıl güveneceğiz sana? Parayı ver. Yarısı şimdi, yarısı mal tesliminde. Tamam mı? Değil. Tanımadığım adamla iş yapmam ben.
Polis olmadığın ne malum? Yaklaş da polis olmadığımı ispat edeyim sana. Ötekiler sırtını dönsün. Dönün sırtınızı! Tamam mı? Kimse kıpırdamasın! İçinizde hala polis olmadığıma inanmayan var mı? Malı teslim etmezseniz kolum her yere yetişir ve de affetmem. Bir de sen denemek ister misin? Yok arkadaş, sen bu işte ustasın belli. Korkma, bir yerini kırmam. Ben korkarım abiciğim. Dur dur! Ay! Dur! Yeter! Oyun bitti. Marsilya'daki ajanımızdan bu akşam büyük parti eroinin Haliç'te bir gemide teslim edileceğini haber aldım. Baskına hazırlanın. Uğurum o benim. Vietnam'da bir esirin ağzından söktüm bu dişi. Amerikalı alıcı rolünü sen oynayacaksın Toma. Parola Bourbon Whisky. Deniz ekiplerine, gemiyi sarmaya hazır olun, tamam. Durun bakalım, parola! Bourbon Whisky! Gelin benimle! Alıcılar geldi, malı çıkarın. Para hazır. Şimdi malı görelim. Mal birinci sınıf. Al bak. İyi. Polis! Kıpırdamayın sakın! Şimdi uzat bakalım kuzu gibi ellerini. Ateşi kes, silahı yok adamın! Neredesin? Çık meydana! Boşuna saklanma, kurtulamazsın! Amerikan uşakları! Oyuna getirdiniz beni! Ama canlı yakalayamayacaksınız! Sensin Amerikan uşağı olan! Malı bana satmak için mi getirdin buraya? Hayır, mafyanın adamına! Dur! Bildiklerini anlatırsan o adamı yakalarız belki! Sen kim, onları yakalamak kim? Senin gücün ancak bizim gibilere yakalamaya yeter! Kalk! Bildiklerini bir bir anlatacaksın savcıya! Bu memleket hamdolsun toptan satılmış değil! Köpek! Tanıdım seni! Oh!
Hiçbir hakkınız yoktu onu öldürmeye. Böyle insanların ölüsü dirisinden faydalıdır Metin Bey. Merhametin yeri yok bizim işimizde. Merhametten değil, haktan bahsediyorum. Burada durup sizinle tartışacak değilim ben. İşim var benim. Böyle bir raporu kabul edemem. Mr. Bill'i boğmak istediğini herkes görmüş. Basit bir nefsi müdafaadır bu. Adamın elleri kelepçeliydi efendim. Mr. Bill isteseydi eğer... İsteseydi elbette öldürmekten başka bir çare bulabilirdi. Ama bir an paniğe kapılmış olamaz mı? Ta Amerika'dan uzman diye yollanmış birinin paniğe kapılması bence inandırıcı değil. Bence pekala inandırıcı. Amerikalıyla uğraşmaktan men ederim sizi. İkinizi de cinayet masasına atıyorum. Bundan sonra siz de rahat edersiniz, ben de. Alo? Haliç'te yakalanan eroine göre sizce Türkiye'de hala gizli haşhaş ekimi yapılıyor mu? Bir ülkede kaçakçılık varsa mutlaka ekim de vardır. Türkiye ulaşım imkanları gelişmemiş bir ülke. Kesin bir kontrol sistemi kurmak maalesef imkansız. Çok teşekkür ederim efendim. Ne diyorsun sen bu işe? Ne diyeyim? Sanırsın herif Amerikan Kongresi'ni üstümüze sıçratmak için konuşuyor. Gazetelere bakılırsa Kozmaz Türkiye'deki işi sandığımdan da iyi yürütüyor. Kongrede hava nasıl senatör? Kaynıyor. Türkiye'deki haşhaş ekim bölgelerinin bombalanmasını bile düşünenler var. Yeni bir ambargo kararı istemek için ne bekliyoruz öyleyse? Son sevk edilen fantomlardan sonra silah dengesi yeniden Yunanistan'ın aleyhine dönmek üzere. Zamanımız var henüz. Kozmas'ın işi sonuna kadar götürüp son darbeyi vurmasını bekleyebiliriz. Hoş geldiniz Monsieur Kozmaz. Fabrikada işçilerin grev ilan ettikleri doğru mu? Maalesef doğru. Hissedarların hiçbiri toplu sözleşmeye yanaşmıyor. Ama merak etmeyin siz. Bir hal çaresi düşüneceğiz. Çok kısa zamanda düşünün Arif Bey. Beklemekten hoşlanmam. Malı zamanında isterim. Adamları bul. Elebaşlarını tepeleyip grevi kırmanın yolunu arayalım. Başka türlü malı çıkaramayacağız fabrikadan. Ben Rasim, buyur. Anladım. Güneş gözlüğünü takınca. Tamam. Tereyağından kıl çeker gibi evvelallah. Hamza, Hasan'la Hakkı'yı al. Gidiyoruz. Olur. Son defa uyarıyorum sizi arkadaşlar. Ampullerin teslim edilmesi gerek. Sonu kötü olur bu işin. Toplu sözleşme imzalanmadan ne bir tek ampul bu fabrikaya girer, ne de bir tek ampul çıkar. Bize kanunun tanıdığı bir hak bu. Git patronla böylece söyle. Bizden bu kadar. He. Pekala, ben elimden geleni yaptım. Hadi.
kadar adam hiçbiriniz görmediniz mi? Onlar görülmez. Görülse de yakalanmaz. Yakalansa da mahkum edecek delil bulunmaz. O kalalığı bırak da kim olduklarını söyle. Bizi azarlamaktan vazgeçin polis bey. Kim oldukları apaçık ortada. Ama ne Arif bey'i ne de adamlarını suçlamak işinize gelmez sizin. Ben sana soruyorum delikanlı. Ateş edenleri gördün mü? Dördü de maskeliydi. Ama arabayı tanıdım. Fabrikanın arabasıydı. Arif bey içeride mi? Randevunuz var mı? Gerekmez. Burası Dingo'nun ahırı değil. Daha da beter lan! Kimsin? Ne istiyorsun? Polis. Grevci işçilere ateş açılan arabanın size ait olduğu tespit edildi. O arabanın daha önce çalındığını polise bildirmiştik biz. Bildirmeyi unuttuğun başka bir şey yok mu? Ne gibi? Arabayı kendi adamlarına çaldırdığın gibi, kanuni haklarını kullanmaktan başka hiçbir suçu olmayan masum insanları kurşunlattığın gibi. Bana bak delikanlı, elinde hiçbir delil yokken beni bu şekilde suçlayamazsın. Pişman ederim seni. Evet, sonunda birimiz pişman olacağız. Ama hangimiz? Şunu iyice beynine sok. Çevirdiğin bütün irili ufaklı dolapları eninde sonunda o iblis kafana geçireceğim. Al şu çantayı. İçinde 30.000 lira var. Çocuklara dağıt. Bir süre ortalıklarda görünmesinler. Hadi çabuk ol. Oldu patron. Ne söyleyeceklerini öğrettiniz mi bunlara? Tamamdır abi. Al şu parayı pay edin. Bu da benim. Kalkın, tutukluyorum hepinizi. Hey, dur bakalım. Cinayetle suçlayamazsın bizi. Şahitlerimiz var. Söylesene kız. Hiç ayrılmadılar yanımızdan. Cinayetle ilgileri yoktur. Cinayetten bahseden kim? Kaçak Amerikan sigarası bulundurmaktan tutukluyorum sizi. Alay mı ediyorsun bizimle? Sokak başlarında çoluk çocuk satıyor bu sigarayı. Müdüriyette anlatırsınız bunları. Gelmiyoruz! Şimdi düşün bakalım önüme. Sofrayı yiyince başka çocukça kabahatiniz var mı yok mu anlarız. Hadi! Hadi yürüyün! Yürüyün! Pişman olacaksın polis efendi. Avukatımız neredeyse gelir. Söyle, ne istediniz o zavallı işçilerden? Söyle, söyle! Ne yapıyorsun Metin? Kendine gel, odamda bekliyorum seni. Buyurun efendim. O adamları neyle suçladığını bilmek istiyorum. Elimde kesin delil yok ama işçilere onların ateş ettiklerine eminim. Emin olmak yetmez Metin bey. Kanun karşısında geçerli delil lazım. 2 saat müsaade edin bana, hepsini bülbül gibi konuşturayım. Böyle kanunsuz sertliklerden hoşlanmadığımı defalarca ihtar ettim sana. Derhal serbest bırakmanı istiyorum o adamları. Bu bir emir mi efendim? Evet. Thank you.
sen değil mi? Katilleri yakalayacaktın. Ama elleri kolları serbest dolaşıyor hepsi. Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette? Kimse yok mu? Yok mu? Gel anne. Boşuna nefesini tüketme. Güçlü olan, dayısı olan kazanır bu memlekette. Bilmiyor musun? Gemi geldi Arif Bey. Malı nasıl teslim edeceğinizi merak ediyorum. Düşünüyorum ki, acaba sizden rica etsem... ...sendika merkezine biraz beyaz toz yerleştirsek? Evet. O Allah'ın belası işçi liderlerinden toptan kurtulmuş olurduk. Olabilir. Ben hallederim bu işi. Nereden buldunuz bunları? Dost sendika işçilerinin yardımları. Yarın fabrikada herkese dağıtılacak. İyi. Bunlar çocuklara birkaç gün yeter Fahri baba. Çak. Eksik olmasınlar, gene bizi düşünenler var. Tabii. Hadi çocuklar. Biz nöbete gidiyoruz Fahri baba. Çıkarken İyi. Sobayı söndürmeyi unutma. Merak etme oğul, ben de namazımı kılıp çıkacağım zaten. Müdüriyetin yolu değil. Nereye götürüyorsun bizi? Suçumuz varsa ancak kanun yargılayabilir bizi. Nereye götürüldüğümüzü bilmek en tabii hakkımız. Birazdan anlarsın. Söyle Arif Bey'den kaç para aldın bizi yok etmek için? Yeter artık, kesin sesinizi! Çıkın dışarı! Çıkın dedim, duymadınız mı? Ne yapıyorsun, kendine gel Metin! Hadi çıkın! Toz olun buradan, çabuk! Hadi sen de! Ne duruyorsunuz hala? Kaybolun! Gerçek ortaya çıkıncaya kadar da kimseye görünmeyin! Delirdin mi sen? Ne cevap vereceğiz şimdi Hamit Bey'e? Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Kafanı çalıştır biraz. Toma, Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri... ...memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler. Gerçeği Hamit Bey'e anlatmak lazım. Deli misin? Gene Bil her şeyi örtbas mı etsin istiyorsun? İsterlerse mahkemeye versinler beni. Bu işi kendim halledeceğim. Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. İkisini de öldüreceğim. Sendika işini yüzüne gözüne bulaştırdın yeter! Arif Bey'in adamlarına vereceğim artık bu işi ben!
Alo? Alo yenge. Bir şeyiniz yok ya sizin. Alo! Alo yenge! Cevap ver! Yenge cevap ver! Alo! 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 Duyuyor musun beni? Kim? Metin. Ama hatlar kesildi birden. Alo! Alo Metin! Allah Allah! Önemliyse bir daha arar. Hadi sen bana bir kahve yap. Geldim Metin. Buyur şöyle otur. Ayakta durayım daha iyi efendim. Hepimiz çok üzüldük. Ama senin en yakın arkadaşındı. Öyle. Canilerin yakasına kanunun er geç yapışacağından şüphe etme sakın. Bundan eminim efendim. Düşündüm ki bu olaydan sonra kendine gelebilmek için bir parça dinlenip istirahat etmek istersin. Bugünden itibaren bir ay izin veriyorum sana. Teşekkür ederim efendim. Bu bir aylık süre istifa için gerekli zamanı dolduruyor sanırım. Kabul etmiyorum bu dilekçeyi ben. Bu hüviyetim. Bu arabanın anahtarları. Bu da beylik silahım. Metin, bir çılgınlık etmeye kalkma. Bu benim bileceğim bir şey artık. İyi bir çifte istiyorum. Hay hay beyefendi, verelim. Buyurun, 12 kalibre fursok güzel bir silah. Biraz da dumdum kurşunu istiyorum, yabani domuzlara karşı kullanılan cinsten. Buyurun beyefendi. En iri domuz bile bu kurşunu yerse bir daha kımıldayamaz. Ama nerede o eski avlar bayım? Şimdi mumla arasan bir tek domuz bile bulamazsın. Merak etmeyin, etrafta kol gezen birkaç tane biliyorum ben. Bu namlunun ucundan biraz kesebilir misin? Hey, toz var mı? Çocuklar iki piliç yakalamışlar ki aklın durur. Patron sana ortalıkta dolaşma demedi mi? Ne işin var burada? Boş ver, biraz eğlenmek bizim de hakkımız. Ne istiyorsa ver de defolsun gitsin buradan. Düşüp kuzu kuzu götürecek misin, yoksa bunu da kırayım mı? Bırak! Ne isterse yaparım, bırak! Düş önüme! Ah!
düşün önüme it sürüsü! Yeter! Çıkın artık! Şimdi söyleyin bakalım, Mehmet'i hanginiz öldürdünüz? Söyleyin orospu çocukları! Söyleyin, çabuk! Günahımızı alıyorsun abi, hiç suçumuz yok bizim! Yalan! Kim vurdu Mehmet'i? Söyle! O vurdu abi, gözlerimle gördüm! Ya sen? Ben vallahi bir şey yapmadım abi! Hiçbir şey yapmadın demek! Yemin ediyorum, vallahi yapmadım! Çocuk da senin payına düşmüş anlaşılan! Mecbur ettiler, yapmasaydık yaşatmazdı bizi! Kim? Kim? Arif Bey! Nerede bulurum onu? Zeyrek'teki hamamı kapatmışlar bugün. Oldu Arif Bey! Merhamet et bana! Şeytanın dövdü seni! Merhamet ha! Kimin için? Elini kemiğini sömürdün! Bekliyormuş gibi! Acımadan kurşunlattın işçiler için mi ha? Kimin için? Arkadaşım için mi? Karısı için mi? Yoksa oğlum için mi? Üç kuruşa sattığın şu koca memleket için mi? Daha bitmedi! Anlat bakalım, bilin ne hatlar karıştırdığını! Ne bileyim, Kozmaz'dan başkasını tanımıyorum ben! Kim bu Kozmaz?
Konuş, tek tek say hepsini! Konuş lan, konuş! Yoksa gebertirim seni! Konuş! Vurma, hepsini anlatacağım sana! Çabuk! Çabuk ol! Kozmos hepsinin patronu! Devam et! Ampul satıyorum onlara! Oğlan, çocuk mu kandırırsın? Ne yapsınlar senin çürük ampulünü? Öyle bildiğin ampul değil, onlar içi mal dolu! Söyle! Yurt dışına gizlice çıkarabilmek için düşündük bunu! Nerede bu ampuller şimdi? Fabrikada! En son ambarda! En son ambarda demek! Her şeyi söyledim, bağışla beni! Cezam neyse, kanun karşısında çekmeye hazırım! Kanunların karşısından kaçmanın yolunu nasıl olsa bulursun Arif Bey! Ben sana özel bir ceza hazırladım! Ne yapacaksın? Görürsün! Dur, yalvarırım! Yapma! Yapma, yalvarırım! Yalvarırım! Çıkar beni buradan! Çıkıyorsun! Ayaklarım! Çıkar beni buradan! Çıkar beni buradan! Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım. Arka yoldaki kapıda sadece iki gözcü var. Kristina, adamların ilgisini çekerken Stavro ile Costa yaklaşıp yolu açacaklar. Siz yol açılır açılmaz hemen kamyoneti sondaki ambarın önüne çekip yükleyeceksiniz. Ambarın anahtarları burada. Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler. Bill ile Tom'a yol kavşağında sizi bekleyecek. Malı hemen yükleyin. Ben de Amerikan karasularına girer girmez gemiyi basmaları için sahil korumaya ihbar edeceğim. O polis her an başımıza bela açabilir. Hadi çabuk olun. Hadi. Hadi. Alo, alo. Alo. Akrep Kobra'yı arıyor. Akrep Kobra'yı arıyor. Delil gerek bana. O ambardaki maldan bir kutu ele geçirsek yeter. İstersen bütün ambarı boşaltırız senin için Metin abi. Gözcülerin hepsi bizim arkadaş. Sağ ol. Adamlar uyanmadan bitirmeliyiz bu işi. Tabii. Geceyi bekleseydiniz, ya bir gören olursa? Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hadi çocuklar. Hadi Osman. Lastiğim patladı, yardım edebilir misiniz bana acaba? Kriko bagajda. Metin abi,
bizden evvel davranmış o satılmış köpekler. Hiçbirini sağ koym onların, hiçbirini! Hepimiz için! Zafer! Zafer! Basit bir polis memuru ile başa çıkamadınız demek. Yazıklar olsun size be! Amerikan basını kurulu yay gibi eroin yüklü geminin baskın haberini bekliyor. Oysa biz gemiye yükleyeceğimiz malı kaçırdık elimizden. Bu Metin denen adamı mutlaka bulmalısın bana. Elindeki mala karşılık ne isterse veririm ona. Bizden evvel polisin eline geçmemesi için elinden geleni yapmalısın Bill. Merak etmeyin siz. Görün. Bakın ne yazıyor gazeteler. Aralarında hesaplaşan kaçakçılarla işbirliği yaptığı sanılan katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu? Ben de okudum. Elimizden geleni yapıyoruz ama hala en küçük bir iz bile bulamadık. Bana yetki vermeyi kabul etseydiniz, belki de başka türlü olurdu. Askeri birliklerce de takviye edilmiş ekiplerle şehri karış karış tarar, mutlaka ele geçirirdim onu. Alo? Emin misiniz? Başka biriyle karıştırmayın sakın. Eminim, gazetedeki resimlerinden tanıdım. Adresi verin lütfen. Alo? 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 Metin'i ihbar ettiler. Rami'deki kereste fabrikasında gizleniyormuş. Hemen bir baskın düzenleyelim. Buyurun efendim.
Derhal ekiplere alarm verin. Bütün arabalar Rami'de toplansın. Bir dakika Hamit Bey. Bence böyle büyük bir baskın düzenlemek pek doğru değil. Metin kuşkulanırsa elimizden kaçabilir. Başka bir öneriniz mi var yoksa? Evet. Toma ile ben iki memurla bu işi rahatça halledebiliriz. Peki. Sorumluluk size ait. Ya size bir şey yaparlarsa? Ya yakalanırsanız? Merak etme. Malı ele geçirmeden kılıma bile dokunamazlar. Bill ne yapıp yapıp polislere atlatacak, beni yalnız başına bulmaya çalışacaktır. Hem Kozmas'ın izini başka türlü ele geçiremem. Yardımların için sağ ol. Bu şehirde senden başka güvenecek kimsem olmadığını biliyordum. Toma'yla ben yan taraftan gireceğiz. Çevreyi gözaltına alın. Ben telefon ettirdim polise. Tahmin etmeliydim. Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım. Kurtaracaksın elbet. Başka çaren var mı? Söyle ne kadar istiyorsun? Önce dışarıdaki polisleri sal, sonra efendine söyle o gelsin. Senin gibi bir köpekle pazarlık etmem. Sakın ha! Hiç tavsiye etmem. Bana bir şey olursa patronun kulaklarını keser senin. Kafan kalın ama bakıyorum yavaş yavaş anlıyorsun. Hadi sallanma, git getir büyük patronu. Toma sen burada kal. Ben dönünceye kadar bir yere kıpırdamasın sakın. Kimse yok içeride. İhbar eden yanılmış olacak. Siz merkeze dönüp durumu bildirin. Başüstüne efendim. Tamam, şu sigaramı yakar mısın? Doymadın mı? Yaksana şunu. Toma, görüşmeyeli kaç canı kıydın bakalım? Sana sordum, dürüstü! Vietnamlı ölü müydü, canlı mıydı bu dişi söktüğün zaman? Canlıydı. Yani tıpkı senin gibi. Cevap ver! Evet. Neyle söktün? Odunla. Ha. Buna benziyor muydu? Dur bakalım, canlı ağızdan diş nasıl sökülüyormuş anlayalım! Kaç diş söküldü? Ha!
Şu sizin büyük patron kim ve nerede bulunur, söyle bakalım. Budala Türk, beni konuşturur cini mi sanıyorsun? Yok canım, emin değilim. Şöyle bir deneyeceğim. Durdur şunu! Durdur yalvarırım! Amerika Yunanistan'a 12 fantom daha hediye etti. Durdur! Ne olur durdur! Durdur diyorum! Durdurun! Duymuyorum, biraz daha bağır! Bağırsana! Durdur! Bağır! Durdur! Ve konuşmaya karar verdin. Hadi bakalım. Adı Kosmas. Amerika'daki gizli Yunan örgütünün şeflerinden biri. Nerede bulurum onu? Topkapı'da bir kiliseyi merkez yapmışlar. Bütün Yunan istihbarat teşkilatı onun emrinde. Ya Bill? Bill Amerikalı CIA ajanı. Kosmas'a yardımcı olarak yollandı buraya. Peki sen? Beni adamdan sayma. Kim parayı daha çok verirse ona çalışırım. İstersen senin için de çalışmaya hazırım. Ben de sana verecek para ne gezer. Madein USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas, şıp diye çalışsın. Yalvarırım yapma! Parasız da çalışırım! Yapma! Ayıl şunu. Beğendin mi? Bizans'tan, atalarımızdan kalma özel bir mahzen burası. Barbar Türkler için yapılmış. Bakın Metin Bey. Her şeyin herkesin bir fiyatı olduğuna inanırım ben. Çok şükür sizi de satın alabilecek kadar param var. Sen o parayı bük de münasip bir yerine sok Kosmas. Durun! Ölmesini istemiyoruz sanırım. Haklısın. Yoksa elimden bir kaza çıkacak benim. Sen devam et şurada. Oh,
Kamyonet nerede? Suya düştü. Nerede bu su? İnek işte. İneği kurt yedi. Kurt da daha kaçtı. Ömrümde senin kadar salağını görmedim. Ben sana şimdi gösteririm. Morfin zerk edelim damarlarına, hem de yüksek dozda. İradesini sıfıra indirir. Belki söyletiriz o zaman. Harikasın Kristina. Hemen hazırla. Köpek soyları. Sakinleşeceksin. Kuzu gibi olacaksın. Yaralarının acısını bile duymayacaksın artık. Saf morfin bu. Çok daha iyisin şimdi değil mi? Ne diye uğraşıyorsun sonucu olmayan şeyler için? Bu dünyayı düzeltecek bir sen mi kaldın? Söyle güzel kardeşim benim, söyle, nereye sakladın malları? Hadi gayret, sadece sakladığın yeri bilmek istiyorum. Şehrin dışında. Nerede? Tarif etmek zor. Bizi oraya götürür müsün? Dikkat et. Kozmas, malı bulduk. Uçak alanının arkasında bir oto mezarlığında. Sizi bekliyoruz, tamam. Kristina! Cevap ver, neredesin? Piçi! Delini yüzeceğim senin! Kızılderili mi sandın beni? Sana ne Osmanlı oyunları hazırladım bir bilsen! Hadi şimdi erkeksen gel! Korkuyor musun yoksa? Hani neredesin? Niye gelmiyorsun? Çabuk gelmezsen ben senin derini yüzeceğim! Hadi ahbap! Hadi aslanım! Seni bekliyorum! Thank you.
Zavallı tuzağı nasılmış, beğendin mi? Ben şimdi sana işkence nasıl yapılırmış göstereceğim. Ali! Christina. Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi! Yolunu! Durdurun! Thank you.
bozmaz! Kaçamazsın! Yunanistan buradan çok uzak! İşte Kosmas! Sonun geldi artık! Yanıldın delikanlı! Sonu gelen sensin! Buna Türk oyunu derler! Daha ne oyunlar göreceksin benden! Söylemiştim sana Kosmas! 40 katır mı? 40 satır mı demiştim! Al işte! Oh!